Merhaba, evstudio.com'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle Roland Rubik's 24'ün veya 2.4'ün incelemesini yapacağız. Daha önce kutu açılımını ve hızlı incelemesini yapmıştık. Şimdi akustik gitarla testini yapacağız. Mikrofonluyorum akustik gitarı. Aynı zamanda line da giriyorum. Roland Rubik's 22 videosunda yaptığımıza benzer bir şey yapmaya çalışacağım. Fakat Roland Rubik's 24'ün üzerinde kompresör ve limiter olduğu için akustik gitarın mikrofonunda bir miktar kompresör uygulayacağım ses kartı üzerinden. Böylece daha tatlı ve dengeli bir gitar soundumuz olacak. Hemen kaydımıza başlayalım. Şimdi iki kanal daha açacağım. Onunla da bir solo atacağım. Solo doğaçlama olacak. O yüzden hatam olursa affola. Tek sefer, başka deneme yok. Çıkan budur. Sevabıyla, günahıyla. Şimdi ses kartından kablolarımızı söküyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Birinci kanalda line vardı. Sesini kıstım. Hi-Z'yi kapattım. Ve kablomu güvenli bir şekilde çektim. İkinci kanalda mikrofon vardı. 48 volt phantom power'ımı kapattım. Sesini de kıstım. Kablomu güvenli bir şekilde çıkarttım. Kompresörüm ayarım şu şekildeydi. Yani ortalama %33 civarında. Arkadan da kompresör 1 seçili. Şu anda gösteremiyorum arka tarafı size net bir şekilde ama. Yani kompresör 1 ve 2'yi denedim. Açıkçası 1 biraz daha çok hoşuma gitti. Direct monitörde mono tuşum açıktı. Çünkü iki kanalı farklı şekilde kaydettim. Direct monitör knobum ortadaydı. Kulaklık seviyem de bu şekilde. Bunlar zaten hani size özel değişecek olan durumlar. Hani tamamen damak tadınıza göre, elinizdeki ekipmana göre yapacağınız ayarlar. Şimdi bu yapmış olduğum kaydı işlem görmemiş halini dinleteceğim size. Bir de mixleyip o şekilde dinleteceğim. Keyifli dinlemeler. İyi bir kulaklıkla veya stüdyo monitörleriyle dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, Roland Rubik's 24 giriş seviyesi bir ses kartı. Fakat bize kompresör, limiter, loopback gibi çeşitli avantajlar sağlayan, imkanlar sunan bir ses kartı. Preamp'ların gayet temiz geldiğini söyleyebilirim. Zaten kayıtları dinlediğinizde hani siz de bunu fark edeceğinizi umuyorum. Yani yeni başlayan arkadaşlara önerebileceğim bir ses kartı, güzel bir ses kartı. Eğer imkan varsa Roland Rubik's 24. Eğer bütçe biraz daha kısıtlıysa Roland Rubik's 22 gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Diğer videoda da belirtmiştim. Benim hani Roland'la veya Roland'ın ithalatçısıyla herhangi bir maddi veya ticari bağım yok. Sadece daha önce Quad Capture kullandığım için Roland ürünlerini seviyorum. Bu seriyi de ilk çıktığında çok merak etmiştim.
Kendilerini aradım, rica ettim. Sağ olsunlar kırmadılar. Test ettim ve geri gönderiyorum. Sizler için sadece. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tip videoların devamının gelmesini diliyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu kitle büyüdükçe daha fazla ekipman deneme şansı bulacağız. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Hoşça kalın.